Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir Karadeniz yemeği yapacağız. Kara lahana diblesi yapacağız. Lahanalarımı ayıkladım, bol suyla yıkadım. Şöyle köklü lahana kullanırsanız çok çok daha lezzetli olur. Tabii imkanınız varsa, yok ise tabii ki yaprak lahana da güzel olur. Şimdi lahanaları ince ince doğruyorum. Elimizden geldiğince ince doğrayalım. Tenceremizi ocağımıza alalım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyalım. Bir tane yemeklik doğradığımız soğanı ilave edelim. Soğanı pembeleşinceye kadar kavuralım. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. İkisini beraber kavuralım. Bu aşamada iç yağsı da çok yakışır arkadaşlar. Kara lahana yemeklerinin iç yağsı olmazsa olmazı ama çok da seviyorum. Bizim çocuklar yemediği için kullanamıyorum. Sizler eğer evinizde elinizin altında varsa bu aşamada iç yağ da koyabilirsiniz. Yarım yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Bir çay kaşığı pul biber. Kavruları, soğanların üzerine kara lahanaları ilave ediyorum. Şu anda kara lahanalarımız çok çabuk pişecektir arkadaşlar. Kar değdikten sonra kara lahanaya hem çabuk pişer hem de lezzeti artar. Kar yağdı. Şöyle birazını koyduktan sonra karıştırması kolay olur. Bu arada 1 kilo kara lahana kullanıyorum. Kapağını kapatalım, ocağımızı kısalım. Lahanalarımızın biraz soğusun, öldürmesini bekleyelim. Şimdi yarım çay bardağı bulgur, yarım çay bardağı pirinç, bol suyla yıkayalım. Kara lahananın tenceremizin şöyle ortasını açalım. Yıkadığımız bulgur ve pirinç karışımını orta kısmına dökelim. Lahanayla kapatalım. Üzerine bir su bardağı kaynar su ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Kapağını kapatalım. Kısık ateşte ocağımızın en kısık gözüne koyalım ve dikkatli bir şekilde bir 30 dakika pişirelim. Yemeğimizi kontrol ediyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Kamera kapanmış. Şimdi yeniden tekrarlamak istiyorum. Nerelerini çekemediğimi anlamadım. Bakın şimdi karıştırdık. Çok güzel bir şekilde pişti. Bu şekilde böyle kuru pilav gibi olması gerekiyor. Tadına bakın. Eğer pirinç ve bulgurunuz yumuşamamış, lahananız pişmemiş ise üzerine tekrar su gezdirip 5-10 dakika daha pişirebilirsiniz. Sonradan bir su bardağı daha su ekledim arkadaşlar. Bakın
Lahana divlemiz çok güzel bir şekilde pişti. Dinlendirdim 10 dakika. Şimdi servis tabağına alıyorum. Lahana diblesi servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah.